bir referandum yapıyoruz. Seçimde tercihimiz herhangi bir siyasi parti olabilir. A partisi, C partisi, E partisi, seçim bildirgesine bakarız, seçim programına bakarız, partinin programına bakarız. Dolayısıyla hangi partiyi iktidara layık görüyorsak gider oyumuzu kullanırız. Demokrasinin olmazsa olmaz kurallarından birisi budur. Ama 16 Nisan'da bir seçim yapmıyoruz. Bir referandum yapıyoruz. Bir anayasa değişikliğini oyluyoruz. Anayasa değişikliği. Bu anayasa değişikliği sadece bizi değil, bizim çocuklarımızı ve torunlarımızı da ilgilendiren bir değişikliktir. Dolayısıyla anayasa değişikliği için referandumda oy kullanırken oturup düşünmemiz lazım. Evet dersek ne olur? Hayır dersek ne olur? Evet demek mi daha doğrudur? Hayır demek mi daha doğrudur? Evet dediğimizde Türkiye'de neler olacak? Hayır dediğimizde Türkiye'de neler olacak? Dolayısıyla hepimizin düşünerek, danışarak, tartışarak, medeni insanlar gibi bir araya gelerek ve memleketin çıkarlarını düşünerek karar vermemiz lazım. Mesele bir seçim meselesi değil, mesele bir memleket meselesidir. Mesele bir bayrak meselesidir. Mesele bir vatan meselesidir. Mesele bir birlikte yaşama meselesidir. O açıdan herkesin sorumluluğu var. Bu ülkede yaşayıp referandumda oy kullanacak olan herkesin sorumluluğu var. Hiç kimse benim sorumluluğum yoktur diyemez. Böyle bir lüksü de yoktur. Birinci kuralımız şu. Biz demokrasiyi mi istiyoruz? Tek adam rejimi mi istiyoruz? Demokrasi istiyorsak gideceğiz, hayır oyunu vereceğiz. Hayır demokrasiye gerek yok. Tek adam rejimi bize yeter. Tek adam düşünsün. Başka kimsenin düşünmesine gerek yoktur deniyorsa gidilecek, evet oyu kullanılacak. Bu kadar basit, bu kadar kolay bir tercih. Evetin, hayırın birinci ilkesi budur. Demokrasi mi? Tek adam rejimi mi? Buna karar vereceğiz. Demokrasi diyorsak, benim gibi düşünmeyen insanların da düşünme hakkı vardır. Onların da görüşlerini açıklama hakkı vardır deniyorsa, bu demokrasidir. Ben de konuşurum, başkası da konuşur. Ben de derdimi anlatırım, başkası da derdini anlatır. A siyasi partisi de olur, B siyasi partisi de olur. Kimsenin üzerinde baskı olmaz. Herkes rahatlıkla düşüncelerini açıklamış olur. Tercih bu. Ana tercih. Demokrasi tercihi. Bunu yapacak biz, yapmayacak mıyız? Başka? Şu tercihi de hep beraber oturup düşünmemiz lazım. Bir kişiye yetki verdik. Bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedip seçimlere götürsün mü götürmesin mi? Bu kadar basit bir soru. Diyeceksiniz ki biz orduda yaşayanlar olarak gidiyoruz, oy kullanıyoruz, ordudan şu kadar milletvekili gönderiyoruz meclise. Ordunun çıkarlarını, ordunun sorunlarını, Türkiye'nin çıkarlarını savunsunlar. O görevlerini yapsınlar diyorsanız gideceksiniz. Hayır oyunu kullanacaksınız. Hayır, biz seçtik, gönderdik oraya. Bir kişiye de yetki verdik. İstediği zaman meclisi feshetsin, yeniden orduda seçim yapalım. Bizim tercihimiz, bizim oylarımızın hiçbir önemi yok. Bir kişi ne zaman istiyorsa meclisi fesheder, ne zaman istiyorsa seçim yapar. Diyorsanız gideceksiniz, evet oy kullanacaksınız. Bu kadar basit. Her madde üzerinde düşünmemiz lazım. Her madde üzerinde. 18 madde fazla da değil. Oyumuzu buna göre kullanmamız lazım. Deniyorsa ki kıdem tazminatı, aramızda işçi sendikaları var mı bilmiyorum. Kıdem tazminatı
Hiç önemli değil. Bir kişinin yetkiyi veriyoruz. İstiyorsa kıdem tazminatını bir kararnameyle kaldırabilir. Deniyorsa yetkisi olsun, varsın kıdem tazminatını da kaldırsın deniyorsa gidilecek, evet oyu kullanılacak. Ya olur mu? Memurun emeklilik hakkı var. İşçinin de bari bir ikramiyesi olsun. Kıdem tazminatı olsun deniyorsa, bunun güvencesi olsun deniyorsa gidecek oraya, hayır oyu kullanacak. Bu kadar basit. Asgari ücret. Asgari ücreti nasıl tespit ediyoruz? İşçi sendikaları var, işveren sendikaları var, devlet var. Bir araya geliyorlar, oturuyorlar, hesap yapıyorlar, asgari ücreti tespit ediyorlar. Bu düzen devam etsin, asgari ücret yine uzlaşmayla belirlensin deniyorsa gidilecek bunu, hayır oy kullanılacak. Hayır, asgari ücrete buna gerek yok. Bir kişiye yetki verdik. İstiyorsa asgari ücreti dondursun, istiyorsa kaldırsın. Yetkisini veriyorsanız gidip evet oy vereceksiniz. Bu kadar basit. Bunun partilerle bilgisi yok. Siyasi partilerle bilgisi yok. A partisi, B partisiyle bilgisi yok. Çünkü asgari ücretlerin tamamı bir partiden değil. Her partiden asgari ücretli var. Oturup her asgari ücretli bunu düşünmek zorunda. Devlette liyakat sistemi olsun mu olmasın mı? Ve liyakat sistemini kim belirlesin? Bugün mevcut yapıya göre, mevcut yapıya göre devlette liyakat sistemini Türkiye Büyük Millet Meclisi belirler. Devlet memurları kanunu. Kanun var. Kim müsteşar olacak? Niteliklerine. Kim genel müdür? Niteliklerine. Hakim? Niteliklerine. Savcı? Onların ayrı kanunu var. Niteliklerine. Bütün bunların hepsi var. Şef, şube müdürü neyse. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuralları belirler. Hükümet de o kurallara uygun olarak atama yapar. Diyorsanız ki bu sistem doğrudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi devletteki liyakat esasını belirlemeli, ortak akıl olmalı orada diyorsanız gideceksiniz, hayır oy kullanacaksınız. Hayır, hiç buna gerek yok. Bir kişiye yetki verdik. Kim müsteşar olacak, kim genel müdür olacak, kim şube müdürü olacak, eğitim durumu ne olacak? Hiç bizim düşünmemize gerek yok. Bir kişi, tek adam hepsine yetkili olsun diyorsanız gideceksiniz, evet oy kullanacaksınız. Bu kadar basit. Tercih tamamen size ait. Tamamen size ait. 550 milletvekili. Bana göre fazla. Normali 450'dir. Şimdi 600'e çıkarıyoruz. 550 milletvekili bize yetmiyor. 600 milletvekili olsun diyorsanız gideceksiniz, evet oy kullanacaksınız. Olur mu efendim? 600 milletvekili, 187 trilyon para ödeyeceğiz. Gerek var mı buna diyorsanız gideceksiniz, hayır oy kullanacaksınız. Ha bana sorarsanız, bana sorarsanız niye 600? Niye 187 trilyon lira? Eğer bu parayı birisine vereceksen götür fındık üreticisine ver kardeşim. Fındık üreticisi burada. Ekiyor, biçiyor, alın teri döküyor. Evet, ekiyor, biçiyor, gübreliyor, topluyor, alın teri döküyor. Buyurun fındığın fiyatına bakın. 187 trilyonu götüreceksin, ek milletvekillerine vereceksin. Fındık üreticisi gene perişan vaziyette. Ha diyorsanız ki fındık üreticisi olarak, ya zaten biz perişanlığa alıştık. Açlığa da iyi alıştık. E dolayısıyla biz gidelim buna, evet oyu verelim diyorsanız kaderinizi kendiniz çizmiş olacaksınız. Hayır, 187 trilyon bizim cebimizden çıkmamalı. Ya bu ülkede açlık var, yokluk var, sefalet var. Ürün üretiyoruz. Dünyada bir numarayız. Karşılığını almıyoruz. Bu para bize verilmeli diyorsanız gideceksiniz, hayır oyu kullanacaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Hepimizin düşünme zamanı. Dedim ya, bunun A partisi B partisiyle ilgisi yok. Fındık üreticilerinin tamamı A partisinden değil, tamamı B partisinden değil. Her partiden fındık üreticisi var. Ama fındık üreticilerinin ortak sorunu var. Fiyat. Her partinin ortak sorunu var. Şu soruyu da kendinize sorun. Bu anayasa değişikliği memleketin hangi sorununu çözüyor? Hangi sorununu? Bir Allah'ın kulu çıkıp desin ki şu sorununu çözeceğiz.
Fındık üreticisinin sorununu mu çözecek? Yok. Taşeron işçinin sorununu mu çözecek? Yok böyle bir şey. Devlet memurunun sorununu mu çözecek? Hayır, tam tersine devlet memurları güvencesiz hale gelecek. Kıdem tazminatını mı güvence altına alacak? Tam tersine kıdem tazminatını isterse bir kararnameyle kaldırabilecek. Muhtarların geleceğini mi güvence altına alacak? Hayır, bir kararnameyle muhtarlıkların tamamını kapatabilir. Bir kararnameyle. Peki neyin sorununu çözecek? Efendim devlette çift başlılığı kaldıracağız. Çift başlılık yok ki. Cumhurbaşkanı var en tepede. 80 milyonu temsil edecek. Altında başbakan var. Devleti yöneten kişidir. Hesabını gider Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verir. Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu ister. Bir bakanın yolsuzluğu, usulsüzlüğü olduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gen soru verilir. Bakan gelir kendisini savunur. Bu sistemden tamamen vazgeçiyoruz. Tamamen vazgeçiyoruz. Neden? Başkan aynı zamanda partinin genel başkanı olacak. O zaman şu soruyu her ordulu kardeşim kendisine soracak. Ben tarafsız bir başkan mı istiyorum, partizan bir başkan mı istiyorum? Ha diyorsanız ki efendim tarafsızlığa ne gerek var? Bir partizan başkanımız olsun, partinin de genel başkanı olsun. Ben gidip ona oyumu vereceğim. Gidip evet oyu kullanacaksınız. Hayır bu olmaz. Devletin başkanı 80 milyonu temsil etmek zorunda ve onun tarafsız olması lazım. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana cumhurbaşkanları tarafsız olmuştur. Dolayısıyla biz tarihimize bağlıyız, geleneğimize bağlıyız, örfümüze, adetimize bağlıyız diyorsanız gidip hayır oy kullanacaksınız yani. Başka ne kullanacaksınız? Bu kadar basit. Öyle 50 dereden su getirip bilmem şöyle mi izah edeyim, böyle mi izah edeyim? Yok arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. 18 yaşında milletvekilliği. Yapalım diyorlar. Diyorsanız ki olur 18 yaşında milletvekili olsun. Ömür boyu askerden muaf olsun. 2 yıl milletvekilliği yaptıktan sonra da milletvekili emeklilik aylığı hakkına kavuşsun. Diyorsanız gidip evet oy vereceksiniz. Ya bu kadar olmaz. Benim çocuğum el baba gidiyor. Benim çocuğum eksi 40 derecede 30 derecede PKK'yla mücadele ediyor. Onların bu Ankara'daki beylerin çocukları hem milletvekili olacak. Hem askerlikten muaf olacak. Hem milletvekili emeklilik aylığını hak kazanacak diyorsanız. Bu haksızlıktır diyorsanız. Gideceksiniz hayır oyu kullanacaksınız. Bunun izahı var mı? Bu kadar basit. Şimdi üzerimize saldırıyorlar. Efendim Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor. Ya hangisini doğrular? Hangi doğruyu söylemedik? Tek adam dedim, kendileri kabul ettiler. Evet tek adamız biz dediler. Biz hedefimiz bu. Muhtarlıkları kapatacak dedim. Araya belediyeleri sıkıştırdılar. Belediyeleri kapatma yetkisi yok. Muhtarlıkları kapatma yetkisi var. Belediyelerde böyle bir yetki yok. Yerel yönetimlerle ilgili yetki kullanamıyor. Ama devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili kullanabiliyor. Şu kararı alabilir. Trabzon, Giresun, Ordu hepsini birleştirdim. Tek vilayet yaptım. Başına da şu genel valiyi tayin ettim. Bu yetkisi var. Ha bu yetki olsun diyorsanız gideceksiniz evet oy kullanacaksınız. Ya böyle bir yetki olur mu? Bu yetki meclisindir. Mecliste ortak akıl vardır. Oturup düşünelim. Meclisler düşünsün, tartışsın diyorsanız o zaman hayır oy kullanacaksınız. Öyle 50 dereden falan su getirmeye gerek yok. Şimdi düşünme zamanı. Düşünme zamanı. 1924 Anayasası görüşülürken Mustafa Kemal Atatürk'e meclisi fesih yetkisi verilmemiştir. Şimdi veriyoruz bir kişiye. Niye veriyoruz? Hani milli irade vardı. Milli irade nerede tecelli ediyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şu soruyu sorabilirsiniz bana. Ya arkadaş sen güzel konuşuyorsun da. Peki hayır çıkarsa ne olur? Evet çıkarsa ne olur? Bir de bunu bize anlat diyebilirsiniz. Evet çıkarsa şu olur.
Türkiye sonu belirsiz bir maceranın içine girer. Nasıl? Libya'daki gibi. Tek adam vardı. Romanya'daki gibi. Çavuşesko vardı. Suriye'deki gibi. Esad vardı. Saddam. Irak'taki gibi. Bu ülkelerin tamamı bölündü. Altını çiziyorum. Bu ülkelerin tamamı bölündü. Türkiye büyük bir riskle karşı karşıya kalır. Büyük bir riskle karşı karşıya kalır. Karadeniz'in milliyetçiliğini biliyorum. Vatanseverliğini de biliyorum. Bayrağa bağlılığını da biliyorum. Ama Karadeniz'i oturup düşünmek zorundadır. Yurtseverlik zamanı gelmiştir. Vatanseverlik zamanı gelmiştir. Bizim cumhuriyetimiz sokakta kurulmadı. Bizim cumhuriyetimizi birileri bize ikram etmedi. Niye rejimi değiştiriyoruz? Ha niye değiştiriyoruz? 141 yıllık parlamento geleneğimiz var. 141 yıl. Diyorlar ki tarihe bağlıyız. E bağlı olun. Geleneğe bağlıyız. E bağlı olun. Örfümüze, adetimize bağlıyız. E bağlı olun. Nereden çıktı bu başkanlık sistemi? Nereden çıktı tek adam rejimi? Niye değiştiriyoruz rejimi? Rejimi niye değiştiriyoruz? Hangi şartlar bizi zorladı da rejimi değiştiriyoruz? Saddam'ı örnek verdim. Kaddafi'yi örnek verdim. Esad'ı örnek verdim. Çavuşesko'yu örnek verdim. Bütün bu ülkeler dağıldı ve bölündü. Ayrı ayrı cumhuriyetler kuruldu. Şunu sakın unutmayın. Büyük Orta Doğu projesi kimdi? Kimler kurmuştu? Kimler önermişti? Bunun eş başkanı kimdi? Büyük Orta Doğu projesi. Türkiye bu sürecin içine neden ve nasıl sürükleniyor? Bunu kim akıl etti? Kim? Kim ikna etti? Kim Türkiye'yi böyle bir riskle karşı karşıya getirdi? Bunu düşünmek zorunda. Bütün Karadenizler. Bir örnek vereceğim. 1 Mart tezkeresi görüşülürken, 1 Mart tezkeresi, Amerikan askerleri Türkiye üzerinden Irak'a gireceklerdi. 1 Mart tezkeresi görüşülürken hükümeti ikna ettiler. Hükümet getirdi meclise. Mecliste red oyu çıktı. Biz savaş istemiyoruz dedi. Milli irade öyle tecelli etti. Şimdi bütün yetkileri bir kişiye veriyoruz. Bir kişiyi ikna ettiğiniz zaman veya kandırdığınız zaman bu PKK'da olur, FETÖ'de olur, kim olursa olsun, başka bir ülkede olur. Bir kişiyi kandırdığınız zaman en geç 24 saat içinde devleti ele geçiriyorsunuz. En geç 24 saat içinde. Niçin? Bütün müsteşarları, bütün valileri, bütün kaymakamları, bütün emniyet müdürlerini, bütün paşaları, bütün müftüleri tamamını 24 saat içinde değiştirebilirsiniz bir kararnameyle. Bir kararnameyle değiştirebilirsiniz. Böyle bir riske Türkiye katlanır mı? Karadeniz'in yiğit insanlarına sesleniyorum. Karadeniz'in milliyetçi insanlarına sesleniyorum. Bir partinin liderini sevebilirsiniz. Bir partiye oy verebilirsiniz. Bir başka partinin liderini sevebilirsiniz. Bir başka partiye oy verebilirsiniz. Ama bugün Türkiye günüdür. Bayrak günüdür. Vatan günüdür bugün. Anayasayı belirliyoruz. Bir seçim yapmıyoruz. Hepimizin düşünmesi lazım. Öyle bağırmak, çağırmak, slogan atmak bunlar bu süreçte doğru değildir. Bu süreçte bunların yeri yoktur. Bu süreçte aklımızı kullanacağız. Bu anayasa değişikliğiyle bize deniyor ki sizin akıl kullanmanıza gerek yok. Bir kişi var, o düşünecek ve o karar verecek. E akıl akıldan üstündür diyorlardı değil mi? Beşer şaşar diyorlar değil mi? Peki nasıl olacak bu? Babam bana bunu öğretti. Sizin babanız da öğretmiştir. Onun da babası öğretmiştir. Oğlum akıl akıldan üstündür. Git birisine danış, otur, istişare yapın, konuşun diye. Bu bizim inancımızda da vardır.
Bunları bırakacağız bir tarafa. Bir kişi karar verecek, hepimiz ona uyacağız. Doğru değil. Düşüneceğiz ve kararımızı ona göre vereceğiz. Bizim deniyor ki çift başlığı kaldırdık, çift başlık gelecek. Başkan hem partinin genel başkanı olacak, aynı zamanda başkan olacak. Şu soruyu da kendinize sorun. Bir partinin genel başkanı hakim tayin etsin mi etmesin mi? Savcı tayin etsin mi etmesin mi? Bir partinin genel başkanı hakim de tayin etsin, savcı da tayin etsin. Önemli değil, bizim partili bunlar diyorsa gideceksiniz. Kabul ediyorsanız evet oy kullanacaksınız. Ya yargı bağımsızlığı var, olmaz bu. Hakim adalete siyaset girmemeli diyorsanız gideceksiniz. Hayır oy kullanacaksınız. Bu kadar basit. Hayır oyu çıkarsa ne olur? Hayır oyu çıkarsa şu olur değerli arkadaşlar. Bir, bu millet yani Türk milleti biz demokrasiye bağlıyız söylemini tesirlemiş olur. İki, Cumhurbaşkanlığı biz seçtik görevinde 2019'a kadar kalacak mesajı verir. Üç, Sayın Başbakan seçilmiştir, gelmiştir oraya. Sayın Başbakan da görevinin başındadır, onu yapacaktır. Muhalefet partilerinin genel başkanları. Onlar da seçilmişlerdir. Onlar da parlamentoda görevlerini yapacaklardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biz seçtik. 550 milletvekili görev yapıyor. Hiç kimseye meclisi fesih yetkisi vermedik. Vermiyoruz da. Benim oyumu bir başka kişi ben bu oyu yok sayıyorum demeyecektir. Herkes yerinde olacaktır. Başka şu mesajı verecektir. Bizim dünya kadar sorunumuz var. Fındık üreticisinin de sorunu var. Çiftçinin de sorunu var. Şeker pancarı üreticisinin de sorunu var. Herkesin bir derdi var. Esnafın var, sanatkarın var. Herkesin derdi var. Kardeşim bunlarla uğraşmayı bir tarafa bırakın. Yani anayasa, başkan, şu bu vesaire. Bu memleketin sorununu çözün kardeşim. Biz sizi 550 kişi seçtik, Ankara'ya gönderdik. Vatandaşın derdini çözün. Bu mesajı vereceksiniz. Hayırın hayırlı tarafı vardır. Evet'in de vebali vardır. Bakın bir daha söylüyorum. Hayırın bu memleket için hayırlı tarafı vardır. 141 yıllık parlamento geleneğine sahip çıkacaktır. Demokrasiye sahip çıkacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip çıkacaktır. Yani Gazi Meclis'e sahip çıkacaktır. Yani Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclise sahip çıkacaktır. Yani 15 Temmuz darbe girişiminde sabaha kadar çalışıp darbeyi püskürten meclise sahip çıkacaktır. Hayır bu kadar önemlidir. Ve her biriniz torunlarınıza gidip şunu rahatlıkla söyleyeceksiniz. Bu ülkede demokrasiyi askıya almak istediler. Biz hayır oyu kullandık ve demokrasiyi savunduk. Bunu diyeceksiniz. Bu onurlu bir görevdir. Onurlu bir duruştur. Evet'in vebali var. Demokrasiyi askıya alacağız. İstediği zaman meclis feshedilecek. Efendim meclis fesih değil yeniden seçim. Yeniden seçime gitmek için önce feshedeceksiniz değil mi? Yani sizin yetkiniz bitti diyeceksiniz. Bir gerekçe var mı? Hayır hiçbir gerekçe yok. Bunlar doğru değil. Son sözlerim. Son sözlerim. Benim bir sorumluluğum var. Ben sorumluluğumu her aşamada yerine getirmeye çalışıyorum. Her aşamada. Gün 24 saatse 24 saat çalışmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Bakın burada hiçbir zaman bizim partinin bayrağını görmüyorsunuz. Çünkü bu bir parti meselesi değil ki. Parti meselesi değil. Seçim olsa koyarız bayraklarımızı. Gelin bize oy verin deriz. Ne söyledik? Camiye siyaset girmesin. Adliyeye siyaset girmesin. Kışlaya siyaset girmesin. Ne demek camiye siyaset girmesin? Her görüşten insan camiye gider, ibadetini yapar. Siyaset girerse ne olur? Camide cemaat bölünür. Kışlaya siyaset girmesin. Hepimiz çocuklarımızı göndermiyor muyuz askere? Gidiyorlar.
Bizim partilinin oğlu askere gitmesin, diğeri askere gitsin olur mu? Olmaz. Siyaset girmeyecek. Adliye siyaset girmesin. Benim de davam var, sizin de davanız var. Bir başka partinin de davası var. Hakim siyasi kimlikle ortaya çıkarsa adalet dağıtamaz. Böyle bakmamız lazım. Bu anayasa değişikliği başka ne getirecek? Bir şey daha. Emin olun. Evet oyu çıktıktan sonra ilk yapacakları iş 3 milyon Suriyeli'ye de vatandaşlık vermek. Evet söylediler bunu. Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz. Referandumu bekliyorlar. Hayır çıkarsa veremeyecekler. Evet çıkarsa 3 milyon Suriyeli de götürüp vatandaşlığı verecekler. Bunu da size diyorsanız ki 3 milyon Suriyeli de versinler vatandaşlık. Benim çocuğum varsın işsiz olsun ne olacak? Esnafım kazanmıyor. Öbürü hem kazanıyor hem de vergi vermiyor. Diyorsanız bir mesele yok. Tercih yine sizin tercihiniz. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyoruz? Türkiye bir maceranın içine sokulmamalı. Büyük bir ülkedir Türkiye. Saygın bir ülkedir Türkiye. Saygınlığı ve büyüklüğü hukukun üstünlüğünden gelir ve demokrasinden gelir. Demokrasi gelişmiş tek İslam ülkesi Türkiye'dir. Cumhuriyet kurulurken hiçbir İslam ülkesinde cumhuriyet yoktu. Bütün İslam dünyası bizi örnek aldı. Onlar da cumhuriyet kurdular. Şimdi biz geriye gidiyoruz cumhuriyetimizi yok etmeye. Niye yok ediyoruz ki? Niye yok ediyoruz? Görüşümüz farklı olabilir. Kimliklerimiz farklı olabilir. Farklı bölgelerde yaşayabiliriz. Farklı inançlarımız olabilir. Türkiye zengin bir ülkedir. İmparatorluktan devralınan bir miras vardır. Ama biz bir arada barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu iradeyi ortaya koyacağız. Hayrın bu kadar önemli bir yanı vardır. Dolayısıyla benim sorumluluğum var. Tek tek her birinizin sorumluluğu var. Gidip bunu anlatacaksınız. Bunun partilerle, martilerle ilgisi yoktur. Anayasa bir partinin anayasası değildir çünkü. Adı üstünde anayasa. Anayasa hepimizi bağlayacak. Hepimizi bağlayacak. O nedenle birlikte oturacağız, düşüneceğiz, karar vereceğiz ve oyumuzu gidip öyle kullanacağız. Arkadaşlar anons ediyorlar, söylüyorlar. Fındığın rengi de kahverengi. Hayır, rengi de kahverengi. Toprak rengi de kahverengi. Doğrudur. Doğrudur her şey. Ama biz birlikte yaşama irademizi, bayrak sevgimizi, vatan sevgimizi demokrasiyle taşlandırdığımız zaman dünyada saygınlığımız artar. Demokrasiyle taşlandırdığımız zaman. Bize düşen görev budur. Demokrasimizi savunacağız. Herkesin karnı demokrasilerde doyar. Herkesin karnı. En gelişmiş 20 ülkeye bakın. En gelişmiş 20 ülke. Amerika hariç tamamı parlamenter sistemle yönetiliyor. Tamamı. En alttaki 20 ülkeye bakın. En fakir 20 ülke tamamı başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Bir kişi her şeye hakim. Ceplerini dolduruyor. Servet gani, vatandaş fakru zaruret içinde. Buyurun. Hayatın gerçeği. Dünyanın gerçeği. Biz büyümek istiyoruz. Saygın bir ülke olmak istiyoruz. Demokrasimizi güçlendirmek istiyoruz. Ve bunun için yola çıktık. Bunun mücadelesini yapıyoruz. Hepinize görev düşüyor. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.